Evet değerli arkadaşlar, cümleten tekrar hayırlı günler. Kıraat kitabımızda, okuma kitabımızda 6. derse gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. El vahdetü salisetü 3. ünite, et dersü sabi 7. ders. Yevmun fi hayatin hayati talibin, bir öğrencinin hayatındaki bir gün. Yani bir öğrencinin hayatındaki bir gün nasıl geçiyor? Onunla ilgili bir okuma parçamız var. Ahmedu talibun fi mahati talimil lugati fi riyad. Ahmet, dil eğitim enstitüsünde bir öğrencidir. Bu mahat kelimesi hatırlarsanız enstitü anlamında kullanılıyordu. Dil Eğitim Enstitüsü'nde bir öğrencidir. Nerede? Fi Riyadi, Riyad şehrinde. Ade ila beledihi, memleketine döndü. Ade fiilini hatırlarsanız dönmek anlamında kullanılıyor. Fese'elehu validuhu, babası ona sordu. Keyfe künte, şurada yanlış harekelenmiş. Keyfe kunte taqdi yevmeke fi riyadi? Riyad'da gününü nasıl geçiriyordun? Bu qada yaqdi kelimesi arkadaşlar geçirmek anlamında. İşte gününü Riyad'da nasıl geçiriyordun? Feqale Ahmedu, Ahmet dedi ki kuntu esteyqidu minen nevmi mübekkiran. Uykudan erkenleyin, yani erken vakitte uyanıyor idim. Şimdi dikkat ederseniz geçmiş zamanın hikayesinden bahsediyoruz. Yani kuntu esteyqidu, uyanıyor idim. İşte bunu da kâne ve fiil muzari ile yapıyoruz. Bakın geçmişin hikayesi. Kuntu esteyqidu, uyanıyor idim. Minen nevmi mübekkiran. Uykudan erkenleyin uyanıyordum. Sümme etevatta'u, sonra abdest alıyordum. Tevatta'a, bunun kökü, yetevatta'u muzarisi, ben olunca ene etevatta'u, abdest alıyordum. Ve usalli, namaz kılıyordum. Ve etenavelu ta'amel iftari ve kahvaltıyı, yani kahvaltı yapıyordum. Ta'amel iftar dediğimizde kastedilen şey kahvaltı değerli arkadaşlar. Yani sabah kahvaltısını yapıyordum. Atıf vav olduğu için bakın hepsini küntüye gönderiyoruz. Yani künte esteykızu, künte etenavelu, künte eteveccehu, teveccehe yönelmek. Ba'de zelike bundan sonra, yani kahvaltıdan sonra ilel mahati enstitüye yöneliyordum. Fissaati sadiseti ve nisfi, saat 6:30'da. Ve asilu ileyhi, ve oraya ulaşıyordu. Bakın bu vasala yasilu ila ile kullanılır demiştik. Bir yere varmak, ulaşmak anlamında. Fissaati sabiati, saat 7'de. Ma bidayeti dersil evveli, birinci dersin başlamasıyla beraber saat 7'de oraya ulaşıyordum. Demek ki sabah erken 7'de başlıyor ders. Asilu ileyhi. Ma'a beraber demekti. Bidaye, bede'e kelimesinin bede'e başlamaktı. Bunun mastarı bidaye. Bidayet dersin başlangıcıyla beraber, yani birinci dersin başlamasıyla beraber saat 7'de oraya, yani enstitüye ulaşıyordum. Edrusu fil bil mahati. Bu bakın bir harfi ceri. Dikkat ederseniz bu özellikle üniversite, enstitü gibi kelimelerin başlangıcında fi yerine bir harfi cerini kullanıyorlar. Bu fi anlamındadır. Edrusu fil mahadi demek. Yani enstitüde okuyordum. Hatta ta ki yentehiyel yevmüt dirasiyyu. O eğitim günü sona erinceye kadar, bakın hatta burada e kadar anlamını verdi. İntiha yentehi sona ermek demek. El yevmüt dirasiyyu bu eğitim günü. Yani o günkü dersler bitinceye kadar
enstitüde okuyordum. Fi saati saniyeti aşrate, o da ne zamanmış? Saat 12'de. Demek ki öğlene kadar devam ediyor. Ve a'udu ile sekeni, ve yurda dönüyordum. Bu seken, yani yurt anlamında kullanılıyor. Kaldığımız yer, yurt, öğrenci yurdu gibi anlamları var. Ve a'udu ile seken ve yurda dönüyordum. Fe usalli zuhra, öğlen namazını kılıyordum. Ve etenavelu ta'amel gadai, öğlen yemeğini yiyordum. Bakın tenavele, yetenavelu şeklinde. Bu birçok anlamı olan bir kelime. Burada yemek yemek anlamında kullanılıyor. Biraz önceki cümlelerde hatırlarsanız kahvaltı içinde aynı fiil kullanıldı. Ta'amel iftar dedi. Ta'amel gada da öğlen yemeği. Öğlen yemeğini yiyordum. Ve enamu ve uyuyordum. Ve esterihu galilen biraz dinleniyor. Sümme usallil asra ve ikindi namazını kılıyordum sonradan. Sonra, sümme biliyorsunuz atıf harflerinden bir tanesi. Sümme burada sonra anlamında kullanılıyor. Sümme usallil asra, sonra ikindi namazını kılıyordum. Ve ahyanen, ahyaneni hatırlarsınız bazen. Ezhebu ilel mahadi, enstitüye gidiyorum. Ba'de salatil asri, ikindiden sonra. Niçin? Li umarisen neşater riyadiye, spor aktiviteleri yapmak için. Değerli arkadaşlar, bu fiilde bizim için marese yumarisu fiili. Li'yi hatırlarsanız mefunilli eclih demiştik veya mefunilli işte enstitüye ikinden sonra gidiyor. Bunun gerekçesini anlatacak. Biz buna mefunilli eclih veya mefunilleh diyeceğiz. Li harfi ceriyle yapılmış, bakın. Li umarise. Li umarise. Marese umarisu bir spor yapmak anlamı var. Hatta bir ibadeti yerine getirmek için de bu marese fiili kullanılır. Li umarise en neşater riyadiye. En neşater riyadi spor aktivitesi. Hatta salatil magribi. Hatta bir daha geldi karşımıza. Akşam namazına kadar, kadar. İza lem yekun ledeyye vacibatun menziliyetun. Ne zaman yapıyormuş bunu? İza lem yekun, olmadığında. Kânenin muzarisi, lem geldi. Bakın cahtı mutlak. Olmadığında, iza da zaman bildiriyor. İza lem yekun, olmadığında, ledeyye, bende. Vacibatun menziliyetun, ev ödevlerim olmadığında akşam namazına kadar spor aktivitelerini yerine getirmek için ikindi namazından sonra bazen enstitüye gidiyorum. Bakın tek cümle. Ve ba'da salatil magribi, akşam namazından sonra e'udu ile sekeni, yurda dönüyorum. Ve üzakiru durusi. Bakın bu zâkere, değerli arkadaşlar, fiili zâkere. Bu bir ders çalışmak anlamında kullanılan önemli bir kelime. Derslerimi çalışıyorum. Sümme etenâvelü ta'amel aşâ'i. Sonra da akşam yemeğini yiyorum. Ve emşî galilen, biraz yürüyorum. Sümme a'udu, sonra dönüyorum. Bakın dönüyorum. Li geldi, mefuni li ecli. Li müraacetü durusi galilen. Biraz dersleri tekrar etmek için. Bakın zâkera, üzâkiru. Burada ders çalışmak olarak kullandı. Derslere müracaat demek burada. Dersleri tekrar etmek. Yani daha önce çalışılmış dersleri tekrar etmek için. Az da olsa. Dersleri tekrar etmek için geri dönüyorum. Ve enamu daimen, daima uyuyorum. Gable saatil aşrati mesaen, akşamleyin saat 10'dan önce uyuyorum. Evet, erkenciymiş demek ki. Aslında böyle olmalı. Ve fi nihayetil usbu'i, hafta sonunda. Bakın, nihaye, son. El usbu, hafta. Hafta sonunda. Eğsilu melabisi,
elbiselerimi yıkıyorum ve ektubu ba'der resaili, bazı mektuplar yazıyorum. Er-resail, risaletün kelimesinin çoğuluydu. Risaletün mektup anlamındaydı. Bazı mektuplar yazıyorum. Kime? İla efradi usrati, ailemin bazı fertlerine mektuplar yazıyorum. Ve estigai, ve bazı arkadaşlarıma. Sümme eshebu, sonra gidiyorum. Key edaaha fi sundugul berit, posta kutusuna onu koymak için. Bu key, için anlamında kullanılan güzel bir kelime. Vada'a yedau, edau, key'den sonra gelen fiil-i muzari mansup oluyor. Bundan sonra bir gizli en var. Key en edaaha demek. Yani onu koymak için. Neyi? Mektupları. Fi sundugul berit, posta kutusunu koymak için sonra gidiyorum. Ve ahyanen, bazen ezhebu ile suqi, çarşıya gidiyorum. Niçin? Bakın mef'ulün li ecrih yine geldi değerli arkadaşlar. Li şirai ba'dil eşyai, bazı şeyleri satın almak için çarşıya gidiyorum. Ve ehtemmu bi, ihtemme bi, önem vermek, ilgilenmek anlamında kullanılan çok karşılaşacağımız kelimelerden, fiillerden bir tanesi. İhtemme bi, ben olunca ene ehtemmu bi tertibi gurfeti ve kütübi, odamın ve kitaplarımın düzeniyle ilgileniyorum. Ve estekbülü ba'dal estikai, bazı arkadaşlarımı kabul ediyorum. Bu istekbele, karşılamak, kabul etmek anlamında. Demek ki bazı arkadaşlarıyla onları kabul ediyorum. Ve enamu mübekkiren key esteydiza mübekkiran. Bakın key yine karşımıza geldi. Güzel bir cümle. Ve enamu mübekkiren key esteydiza mübekkiren. Erken uyanmak için erken uyuyorum. Erken uyanmak için erken uyuyorum. Evet, böylelikle değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere birinci parçamız bitti. Şimdi ikinci parçamıza geçiyoruz. Alıştırmaları geçtik. Bakalım burada nasıl bir parçamız var. El-Vahdetü Salisetü, üçüncü ünite. Et-Dersü Samin, sekizinci ders. Kıymetül Amel, çalışmanın kıymeti. Zaten kıymet Türkçe'de bildiğimiz bir kelime. Çalışmanın önemi, kıymeti. El-Amelu, çalışmak. Zaruriyun li kulli insanin, her insan için zorunludur. Bakın zaruriyun, Türkçe'ye girmiş bir kelime artık. Zorunludur. Li kulli insanin, bütün insanlar için zaruri bir şeydir. Li ennena biduni amelin, çünkü bizler biduni amelin, çalışmaksızın. Dun, sız anlamında kullanılan bir yardımcı kelime. Bakın, biduni amelin, çalışmaksızın, çünkü bizler çalışmaksızın, la nahsulu alel gıdai, gıdaya, yani yiyeceği elde edemeyiz. Değerli arkadaşlar, bakın şu fiilde çok karşımıza çıkar. Bunun kökü hasale, ala ile kullanılır, bir şeyi elde etmek anlamında. Nahnu karşılığı, la nahsulu, elde edemeyiz. Alel gıdai, yiyecek. Vel kisai, bu giyecek anlamında. Vet devai, ilaç. Ves sekeni, yani bu seken tabii ki barınma, yani kalınacak ev. Ve gayriha, ve başkalarını elde edemeyiz. O zaman şöyle diyelim, tek cümle yapıyorum. Çalışmak tüm insanlar için zaruridir. Çünkü bizler çalışmaksızın yiyecek, giyecek, ilaç, mesken ve bunun dışındaki şeyleri elde edemeyiz. Fakat menahanallahu el akle. Şüphesiz Allah bize akıl bahşetmiştir. Bakın bu menaha, bağışlamak anlamında kullanılıyor. Yani Allah bize akıl bağışlamıştır, bahşetmiştir. Başka, vel cisme, beden, vel arda bima fiha, içindekileriyle birlikte yeryüzünü bahşetmiştir, bağışlamıştır. Bakın şu, bima fiha, yeryüzüne gidiyor. El art kelimesi semai müennestir.
o yeryüzündeki şeylerle beraber, beraber anlamını bir harf üzerinden alıyoruz. Yeryüzündeki şeylerle beraber yeryüzünü de Allah bize bahşetmiş, bağışlamıştır. Niçin? Bakın mef'ul li ecrih geldi. Linahsule minha ala ma nuriduhu. O yeryüzünden istediğimiz şeyleri elde edebilmemiz için. O zaman tek cümle yapıyorum. Bakın Allah-u Teala bize akıl, beden ve yeryüzündeki şeylerle birlikte yeryüzünü, istediğimiz şeyleri ondan elde edebilmemiz için bizlere bağışlamıştır. Tek cümle yapabiliriz. Parçalıyoruz, sonrasında bütün haline getiriyoruz. Fevacibun aleyna. Bakın bu fevacibun aleyna bize gerekir demek. Sonra bir en gelecek, şunu yapmak gerekir diyeceğiz. En namele fissinaati, sanayide çalışmamız gerekir. Ve ziraati, ziraatta ve gayriha ve bunların dışındaki alanlarda çalışmamız gerekir. Niçin? Linestefide min amelena, çalışmamızdan faydalanmamız için. Arkadaşlar, istefade yestefidu, min ile kullanıldı, dikkat edelim. Bir şeyden faydalanmak anlamında kullanılır. Çalışmamızdan fayda görebilmemiz için bizlerin sanayi, ziraat ve diğer alanlarda çalışması gerekir. Ve min hayratil ardı tabiiyetin nafiati, tayyibetin nafiati ve yeryüzünün o temiz, faydalı hayrından, yani o iyiliklerinden, güzelliklerinden faydalanmamız için bizim şu şu alanlarda çalışmamız gerekir diyeceğiz. Ve küllü insanın, her insan hakimin, yani hikmet ehli, kafası çalışan, yani ne dediğini bilen her insan diyelim, yümkünü en yecidel amelellezi yunasibuhu, kendisine uygun olan işi bulması mümkündür. Bakın, ve küllü insanın hakimin, her hikmet ehli, ne yaptığını bilen insan, yümkünü, mümkündür, en yecide, bulması mümkündür. Bakın şu en yecide, en biliyorsunuz, eni mastariye derler. Şu vecede yecidu, bulmak, bulması diyeceğiz, mastar olacak çünkü, müevvel mastar buradaki. Yümkünü fiilinin faili burada en yecide. Her insanın kendisine uygun olan işi bulması mümkündür. Niçin? Liyaişe saiden, mutlu bir şekilde yaşaması için. Yunfiku ala nefsihi ve ala üsretihi ve yenfahu ümmetehu. Kendisine ve ailesine infak ederek, harcayarak ve ümmetine, yani kendi inandığı insanlara, kendiyle aynı inancı paylaşan ümmetine de fayda vererek mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için her hikmetli olan insanın kendisine uygun işi bulması mümkündür değerli arkadaşlar. İki de bitti. Bir parça daha okuyalım. Ondan sonra da inşallah bugünkü dersimizi tamamlayalım. Evet. Bakalım. Görüntüler tam gelmedi. Aşağı doğru ineceğiz. Evet. Değerli arkadaşlar, El-Vahdetur Rabia 4. üniteye geçiyoruz. Et-Dersü Tâsi 9. ders. El-Hicretu ila Ardil Habeşeti, Habeşistan topraklarına hicret. Bakın El-Hicretu, hicret. Nereye? İla Ardil Habeşeti, Habeşistan topraklarına hicret. Bu biliyorsunuz, Resulullah döneminde ilk defa Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicretten önce fakir olan, savunması olmayan, onu destekleyenler olmayan Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bugün Etiyopya toprakları, onu da bilesiniz. Bakalım, Dar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
ennase fi Mekke'te ilel imani billah. Allah Resulü Mekke'de, bakın, fi Mekke'te, değil mi? Mekke'de insanları davet etti. Bakın, da'a kim? Bu fiil. Er-Resul fail. Kimi? Ennase meful. Nerede? Fi Mekke'te. Mefulun fi. İlel imani billah. Allahu Teala imana davet etti. Bakın, da'anın harfi ceri taburda geldi. İlah. Bir şeye davet etmek, çağırmak anlamında. Da'anın birkaç anlamı var. Dua etmek anlamı da var. Burada davet etmek, çağırmak anlamında. Evet, tekrar yaparsak, Allah Resulü Mekke'de insanları Allah'a imana çağırdı, davet etti. Başka neye çağırdı? Ve terki ibadetil esnami, putlara ibadet etmeyi terk etmeye çağırdı. Sanem kelimesinin çoğula esnam geliyor. Fe amene bihi, ona iman ettiler. Amene bi harfi ceriyle kullanılmış, bunu unutmayalım. Hi burada Allah Resulüne gidiyor. Allah Resulüne iman etti. Amene'nin faili, bakın burada, galilun. Min ehli, ailesinden az bir topluluk ona iman etti. Ve lem yu'min bihil aharuna, başkaları ona iman etmedi. Ve azzebu ba'da ashabihi azaben şediden, ve onun ashabına, yani Allah Resulü'nün ashabına, ashabının bir kısmına çok şiddetli işkence yaptılar. Bu azzebu, azzebe fiilinden işkence yapmak, eziyet etmek anlamında kullanılan bir fiil. Onun bazı arkadaşlarına, ashabına eziyet ettiler. Şurası azaben, bakın aynı kökten gelmiş, mef'ulu mutlak diyoruz. Burada geçen cümleyi, azzebe kelimesini tekit ediyor, manasını kuvvetlendiriyor. Nasıllığını ifade ediyor bazen, bazen de çeşidini, nasıllığını, sayısını bildirmek için kullanırız mef'ulu mutlak. O zaman Allah Resulü'nün bazı ashabını ne yaptılar? Şiddetli bir şekilde eziyet ettiler, işkence yaptılar. Tehaddeser Resul aleyhissalatu ila ashabihi. Allah Resulü ashabıyla konuştu. Tehaddese. Ve kâle lehum, onlara dedi ki, lev haraştum, eğer çıkarsanız, bakın lev, eğer, haraştum ila ardil habeşeti, Habeşistan topraklarınıza çıkarsanız, yani giderseniz anlamında burada, lev haraştum ila ardil habeşeti, Habeşistan topraklarınıza çıkıp giderseniz, fe inne fiha, şüphesiz orada vardır. Bakın, bu fi harfçeri başta geldiğinde bulunmakta veya vardır anlamını katacak. Bu önemli bir kullanımdı. Daha önce birkaç sefer söyledik. O Habeşistan topraklarında vardır. Ne vardır? Meliken, bir kral. Dikkat edin arkadaşlar, meliken kelimesi nekra geldi. Yani tenvinli. O zaman sonraki gelen şu cümle meliken kelimesinin sıfatı olacak. Çünkü kuralımız açık. Nekra'dan sonra gelen cümle sıfat olur. O zaman la yuzlamu indahu ahadun, onun yanında hiçbir kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır orada. Bak, zulmedilmeyen, en, an ile sıfatı yaptık değerli arkadaşlar. Hatta yec'alallahu lekum feracan mimma entum fihi, içinde bulunduğunuz durumdan Allah bir çıkış yolu, bir ferahlık, ferac, bir aslında bir boşluk demek, bir ferahlık, bir kolaylık yaratıncaya kadar, verinceye kadar ne yaptı? İşte o Habeşistan topraklarına çıkıyorsanız çıkın, çünkü orada yanında hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır dedi. Hacer'e bağlı ashabı Resulü aleyhisselam, Allah Resulü'nün ashabından bir kısmı hicret etti. Min Mekke'te ile ardıl Habeşeti, Mekke'den Habeşistan topraklarına hicret etti. Bakın, Hacer'e min ile, yani bir yerden bir yere. Mekke'den Habeşistan topraklarına
Allah Resulü'nün ashabından bir kısmı göçtü, hicret etti. Fekanet evvele hicretin fil İslam. Bu da İslam'daki ilk hicret oldu. Evvel biliyorsunuz birinci. İslam'daki ilk hicret, birinci hicret oldu. Hacer'a Osman İbni Affan ve zevcetuhu Rukayyetu bintu Resulillah. Hazreti Osman, yani Osman İbni Affan dediğimiz üçüncü halife Hazreti Osman ve onun eşi Allah Resulü'nün kızı Rukayye. Biz Türkçe'de Rukiye diyoruz ama orijinal değerli arkadaşlar Rukayyetü. Haberiniz olsun. Ve Hacer'e Ebu Seleme'te ve mra'atuhu Ümmü Seleme. Ebu Seleme ve onun eşi Ümmü Seleme de hicret etti. Ve Hacer'e gayruhu ve bunların dışındaki miner ricali ve nisa'yı kadınlardan ve erkeklerden bunun dışındakiler de ne yaptılar? Hicret ettiler. وَكَانَ مَعَهُمْ بَعْضُ الْاَوْلَادِ السِّغَارِ ve onların yanında ne vardı? Küçük çocukların bir kısmı da vardı. وَكَانَ مَعَهُمْ onlarla vardı. Kim? بَعْضُ الْاَوْلَادِ السِّغَارِ küçük çocukların bir kısmı da onlarla beraberdi diyor değerli arkadaşlar. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz değerli arkadaşlar. İnşallah bir sonraki okumalarda buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.